our daughters. Elma hoş geldiniz. Lütfen kendini mutluymuş gibi rahatsızlayın. Hayır ama siyah tarifayı getirdiğinizi beğenmezsem ne yapıyorsun? Memleketten gelmişti birkaç gün önce. İyi değildik ne zamandır. Çocukluğumdan bugüne içine yapmak iyi mi geliyordu sahiden? En son bir seni istemiyorum patlamıştı içimden dışarı doğru. Ben de babamım.
Eyvallah. Biz bu kadar çalışsam biz daha iyi yerdeyiz. Ya adam psikopat ya. Mesela... Birinci gün konuşmayınca kendi sesini unuttum. O yüzden bol bol yapmış. İdare ediyor yani. Bizde düğünü dam, düğünü dam, düğünü dam. Oy la di la di düğünü düğünü dam. Oy la di la di düğünü ya di düğünü düğünü dam. Nüans senaryo. Tamam, biz geldi yapalım. Bu kadar kişi ağır fazla sıçacak. Bu da çok güzel tınlandı. Will be a witness for my Lord. Will be a witness for my Lord. Will be a witness for my Lord. Will be a witness for my Lord.
Neyi mi kapıyorum? Devam edeyim ben. Evet, ben de resmi hikaye yapıyorum. O şeyde geldiğimizde benim böyle sanat tarihi dersimde bir önceki geldiğimizde çok kalabalık bir gruptu. Çok güzel. Suçlu da gideyim aynı zamanda.
Yiyecek getirdiyseniz ve ben beyaz taraftaysam burada benimle bir huzurluk yapmıştınız. Bir şekilde. Kaçta peki saat? 7 yine. Tamam. Bana bak. Bunu ben yapıyorum. Bunu ben yapıyorum. Bilerek yapıyorum. Bir akşam aç kaldığı için gece güvenlik beslemiş. Birisi de oradan etkilenip minimalist müziğe katkı sağlayabiliyor. Güzel mi lan? Çıkılmıyor mu buraya? Çok güzel bir taraf var. Biliyor musun? Sen sigara falan aklına çıktı ya, unuttum. Yani sadece burada, beyaz değil. Sadece siyah. Sadece basmanın siyah. Beyaz.
did that. Okay. After that, she... Havaya giriyor ve ondan vazgeçemiyorsun, bağımlılık yaratıyor yani. Ses bence bayağı önemli bir fark. Onları çekmesi kadar da içeriz.
Derler ki, bir şeyi bir saat yaparsanız bu bir şeydir, bir gün yaparsanız başka bir şey, 10 gün yaparsanız çok başka, bir ay yaparsanız bambaşka bir hikayedir. Yaklaşık 3 yıl önce uzun süreli performanslar yapmaya başladığım sıralarda aklımdaki şey hep o bambaşka hikayelerin peşine düşmekti. Yaptığım her uzun süreli performans eşsiz hikayeler, sıra dışı deneyimler getirdi bana. Öyle ki her birinden sonra bir kez daha emin oldum. Yapacağım bir sonraki iş yine uzun süreli olmalıydı. Ve bu geçtiğimiz 28 günün ardından size rahatlıkla söyleyebilirim ki bir sonraki performansım yine uzun, upuzun süreli olmalı. Olmalı çünkü hayatım boyunca unutamayacağım bir 4 haftaydı bu yaşananlar. Şimdi size bu performansın benim için ne üzerine olduğundan bahsedeceğim. Benim için bu performans açlık ve tokluk üzerineydi. Bunun da ötesinde tanışmak, göz göze gelmek, uzlaşmak, paylaşmak, almak, vermek, susmak, misafir etmek, ağırlamak, ağırlanmak, sömürmek, sömürülmek, dinlemek, sabretmek, biriktirmek, harcamak, sarılmak, bolca sarılmak, yatmak, kalkmak, acımak ve acınmak üzerineydi. Benim için bu performans acıkmak ve doymak, tek kişi ve çok kişi, çocuk ve yaşlı ve genç, sabahın körü ve gecenin yarısı üzerineydi. Benim için bu performans bol bol fotoğraf çekmek, flaşı ayarlamak ve karşıdakini belki güldürmek üzerineydi. Benim için bu performans beklemek, hayal kırıklığına uğramak, mucizeye şahit olmak, yalnız kalmak, düşünmek, durmak, izlemek, boş boş vakit geçirmek, vakit harcamak, tembellik yapmak, hediye almak, hediye vermek, saçlarımın uzamasını görmek, merdiven sesi dinlemek, karşılamak ya da kayıtsız kalmak üzerineydi. Benim için bu performans sır vermek, sır tutmak, yorulmak, dinlenmek, alışkanlık edinmek, alışkanlıkları terk etmek, sürpriz yapmak, sürpriz bulmak, dinlemek, tanımak, gözlemek, gözlemlenmek, kıskanmak, şüphe duymak, hatalarla barışmak, avunmak, yalan söylemek, dürüst olmak, kendini kandırmak, kendini doğrulamak, kendine gelmek, kendinle kalmak, kendinden çıkmak, kendine dönmek, kendinle başa çıkmak, kendini açmak, kendinden vermek, kendin gibisini bulmak, kendin gibi olmayanı bile özlemek, kendine alıştırmak, kendindeki kendinleri keşfetmek, kendindeki kendinleri inkar etmek, kendindeki kendinlere öfke duymak, barışmak, kabullenmek onları, kendini tokatlamak, kendine sarılmak, kendinden sıkılmak ve kendini özlemek üzerineydi. Benim için bu performans, fotoğraflara uzun uzun bakmak, isim ezberlemek, tesadüflerle karşılaşmak, uzaktan gelenlere şaşırmak, tekrar tekrar gelenlere şaşırmak, bir daha gelmeyenlere şaşırmak, gelmez dediklerimin gelişine şaşırmak, gece yarısı gelenlere şaşırmak, sabahın 7'sinde başucumda uyanmamı bekleyenlere şaşırmak, ağzımdan kaçan tam 9 kelimeye şaşırmak, zamanın ilerlemeyip akmasına şaşırmak. Siyah geçmemi saatlerce burada benimle bekleyenlere şaşırmak.
herkes susunca ortaya çıkan sessizliğin ne kadar kırılgan bir şey olduğuna şaşırmak. Bazı günler yaşanan kalabalığa ve bazen öldürücü durağanlığa şaşırmak üzerineydi. Benim için bu performans uykumu başkalarına göre ayarlamak, sabah uyanır uyanmaz sadece beklemeye başlamak, her sabah sıfırdan sadece bir ümitle başlamak, beklediğini bulamamak, beklediğinin ötesini bulmak, bulabildiğine razı olmak, bazen muhabbetle beslenmek, her önüne gelenin bir sürpriz olması, sırf sürpriz olduğu için her gelenin getirenin aklında kalması, kahvaltının öğle yemeğine, öğle yemeğinin akşam yemeğine karışması, ama bir şekilde insana güvenmek, kontrolü bırakmak delice, delice katlanmak bazen ve delice güvenmek, bazen tokluğumdan sıkılmak, bu masaya bir kez daha oturmak için dakikaları saymak ve yalnızken dakikalarla arkadaş olmak üzerineydi. Benim için bu performans portakal suyu, dürüm, lahmacun, mantı, İskender, kahve, börek, pide, baklava, pilav, çorba, pizza, dondurma, sıcak çikolata, mandalina, muz, çekirdek, Activia probiyotik, tost, kuru kayısı, köfte, dolma, cips, omlet, simit, ayran, kola, meyve suyu, kerane tatlısı ve kahvaltı ve öğle yemeği ve kek ve akşam yemeği ve gece yarısı yemeği üzerineydi. Benim için bu performans özgürlük, sanatsal ifade, odaklanma, yabancılaşma, bedel ödeme, bazen mutsuzluk nöbetleri, bazen keyiften dört köşe olma, bolca rüya, bolca rüya, bolca rüya, gerçeklik algıma bir suikast, muazzam bir manzara, manzaraya yabancılaşma, bolca kitap, bolca kitap, bolca kitap, bolca monolog, bolca müzik, bolca mahler, bolca arvopert, bolca sakinlik, usulluk, yavaşlık, bolca gökyüzü, bolca tekil eylem, eylemin kendisini sorgulamak, sorumluluk, ilişki, yük, ayrılık ve sanat yapmanın saf mutluluğu üzerineydi. Benim için bu performans aynı anda hem şimdi de hem sonsuzda olmak, hem evde hem müzede olmak, komşu olmak, komşusu açken tok yatamadığı için yan binadan ara ara gelen olmak, herkese komşu olmak, iyi bir komşu olmak, belki bu duvarların ötesine taşmak, kolayca hayır diyebilmek, pijamamın üniformama dönüşmesi, saçımdaki beyazların artması ve 28 gün sonra ilk defa ayakkabı giyecek, para kullanacak olmak üzerineydi. Benim için bu performans vücudumun koşullu şartlanmasını izlemek, zaman zaman acıkmanın işe dönüşmesi, tahammülümün sınırlarında gezinmek, yatağıma ödünç vermek, bazen deliliğe şahit olmak, hayatın senin önünden usulca geçip gidişini görmek, fotoğraflara uzun uzun bakıp fotoğraftaki hakkında senaryolar kurmak, hakikatin nicelikte değil nitelikte olduğunu bir kez daha hatırlamak, söylenecek bir şey yoksa gerçekten susmak, insanları bir seçimle baş başa bırakmak, seçmeme şanslarını ellerinden almak ve bu seçimlerin kendilerini tanımalarına yardımcı olacağını düşünmek, bir çeşit fırtınaya tutmak seyirciyi ve kendimi. Ama fırtına bitince artık aynı insan olmamak, değişmek, dönüşmek, her gece bir savaşa girmek ve sonunda o savaştan galip çıkmak üzerineydi. Benim için bu performans gecenin sonunda siyah yatakta olmak yahut gecenin sonunda beyaz yatakta olmak üzerineydi. Benim için bu performans kendimi bir belirsizliğe atmak, yani kendimi karanlık bir odaya sokmak ama ışıkları açınca karşımda bu kadar insanı bulmak üzerineydi. Siyah ve beyaz, açlık ve tokluk, 16 Şubat ve 16 Mart üzerineydi. Bu performans benim için insan üzerineydi. Vermek ve almak üzerineydi. Çünkü anladım ki vermek şefkat ile, almak tevazu ile ilgiliymiş. 28 gün sonra bu ilk konuşmamı bitirirken sizinle Arjantinli yazar Borges'in Üçüncü Adam şiirinden bir dizeyi paylaşmak istiyorum. Onarılmaz bir şey yaptım. Bir bağ kurdum. Teşekkürler.